Güzel canımızın yapmış olduğu yoruma şöyle cevap vermek istiyorum. Öncelikle ey Alevi dediği için onur ve şeref duydum. Ne mutlu ki Aleviyim, çok şükür, bin şükür. Her insan Alevi olamaz. Alevilik çok ağır bir yüktür. Her insan bu yükü omuzlarında taşıyıp kaldıramaz. Ey güzel can, peki sen neye dayanarak bu fotoğrafın, Hazreti Ali Efendimizin temsili fotoğrafı olmadığını düşünüyorsun? Biz Alevi toplumu olarak hadislere ve rivayetlere göre Hazreti Ali Efendimizin ilk ceylan derisine çizilmiş temsili fotoğrafının günümüze kadar geldiğini dile getirip söylüyoruz. Hani hocalarınız söylüyor ya, Hazreti Ali Efendimiz çatık kaşlıydı, geniş omuzluydu, kısa boyluydu, sakalları gürdü, saçları kıvırcıktı diyerek. Peki bunu neye göre söylüyorlar? Hadislere ve rivayetlere göre değil mi? Peygamber Efendimizin saçında ve sakalında 20 tane beyaz tüy vardı dedikleri gibi. Sanki bizzat Peygamber Efendimizin yanındalarmış gibi, bizzat gözleriyle görmüş gibi bunu dile getirip söylüyorlar. Bunu söylerken sıkıntı yok. Söz konusu Hazreti Ali Efendimizin temsili fotoğrafına geldiği zaman yer yerinden oynuyor. Güya İranlı bir ressam kendini çizmiş. İranlı ressam kendini Hazreti Ali Efendimiz'e benzetmiş. Yani Aleviliği asimile edip yok etmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Ama lakin hiçbir şekilde emellerinize ulaşıp da Aleviliği asimile yapamayacaksınız. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.